Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyiyim. Bugün daha iyi Esra Hanım. Bugün daha iyisin. Evet. İyi olma sebebin? Esra Hanım eşimi gönderdim, kaynımı da gönderdim. Hani çocukları içine dönmesini istemiyorum kız kardeşimin. Kardeşin Hani karşı tarafa gitmesini istemiyorum. Çocukları istemem. da öyle istiyor. Şimdi önce bir e, Sefa'yı çağırayım. Şimdi siz şöyle bir ailesiniz. Önce Sefa Bey de Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. İki erkek kardeş, iki kız kardeşle evleniyor. Yani daha büyük bir aile oluyorsunuz. Öyle Birbirinize düşün. yabancı aileler değil. Şimdi sen burada otururken sadece enişte olarak değil, yani kardeşinin adına üzülen biri olarak, e Diğer tarafta karının adına da üzülüyorsun. Tabii. Onu o kadar kardeşi. bu organik bağ bu acıyı iki katına çıkartıyor. Aynı. Sefa kolay bir süreç değil. Ee, eşiniz karşınızda. Hülya nereye gitti? Ha? Hani telefon yok mu sende? Yoktu. Nereden buldu telefonu? Yoktu. Beni uyutup milletle konuşuyordu değil mi? Evet. Ha. Utanmaya mı suyu? Sen utanmadın ha? mı? Utanmaya mı suyu? Bak bu oruç Şimdi bak, benim... Orucu, orucu burada masaya yatırmayın. Rüya, Bunu ol. hakkında sakin en son konuşacak ol. olan kişiler biziz. Herkes tuttuğu orucu... Bak kızımı orucu, verecek tamam mı? Niyetini vermiyorum. Kızımı verecek. Nereye gidersen git. Ben ben, de, bak, tamam. oruç Bir saniye, oruç nefsine hakim olmak ya, sadece ağzınıza lokma girmemesi, su girmemesi değil. Her türlü nefsinize hakim olacaksınız, aynen, bu demektir. Aynen. Evlendiğin zaman da, da insanlar oruç yaparlar, nefsine ha, hakim evet. olurlar. O yüzden ha, evet. bu konu kapandı. Sen de yani. o ne, orası yaşında yine Konuşsaydın ben de giderdim. Konuştun, tamam. yurt dışındaydın. Tamam, ben gitmedim ama. Çağırsaydın, Şimdi e, Sefa Bey eşiniz evden kaçıyor. Evet. Sonra e, bu kaçtıktan sonra siz ona bütün aile olarak yalvarıyorsunuz. Hülya geri dönüyor. Geri evet. dönmenin de bir bedeli var. O da nedir? Evdeki her şeyi değiştiriyorsunuz. Evdeki ortamı, enerjiyi değiştirebilmek için. Evet. evet. Ve evliliğinizde üç çocuğunuz adına karşılıklı yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Evet. Doğru mu? Evet. Değil mi? O yeni başlangıçtan kısa bir süre sonra karınız tekrar kaçıyor. Evet. Bu süre içerisinde... Eşiniz size fiziksel anlamda Hülya size saldırıda bulundu mu? Size kesici bir aletle saldırmaya çalıştı mı? Sizi yaraladı mı? Çünkü böyle bir iddia vardı. Evet, birinci kaşışında ben bundan telefonu aldığım zaman bana bıçak çekti. Nasıl yakaladın sen onu? Ya bu ben hayvanları götürdüm. Baktım hamur yoğuyordu. Baktım elinde telefon var. Zaten devamlı benden telefonu saklıyordu. Hülya telefonu niye saklıyorsun? İşte çocukla halelemesin. Şuydun, buydun. Ben baktım bu mesaj yazıyor, elinde hamur yorurken telefonu aldım buna zorla. Hı -hı. Baktım buna Sultanım günaydın yazmışlar. Bu da uyuzum günaydın yazmış. Bak hayır öyle yazmadım. Yalan sana mı? Günaydın yazdım. Tamam uyuzum Hiç bana yok. günaydın demiyorsun. Ona ne diyorsun? Onun hiç sana bana günaydın demedi hiç. Ya Selam seni anne, anne benden Olsun. seni kıskanıyor. Böyle yan yana hayatta otomatik gidiyor ben sana günaydın. Esra ya Hülya ya böyle bir oldu oldum ya. Aldım. Ya kendi konuş ya. Aldım. Ayşe, es Ayşe, telefonu aldım. Ayşe, Ayşe Sefa konuşsun. Esra Hanım zorla telefonu aldım. Yalvardım yakardım bak Hülya dedim. Üç tane çocuğumuz vardı bak. Bunu görüp bildiğin halde Konuştunuz mu? Konuştuk. Hiç dövüş etmedik, dövmedim. Tokatlamadım. Hakkınız Yal... yok ama zaten doğru yapmışsınız. Ama yalvardım yakardım hülya dedim. Bu da bana dedi doğru söylüyorsun dedi. Hata Beni kimseyi söyleme dedi. Çocukları dahi söyleme dedi. Kabul etti. Hatasını doğru kabul mu? etti. Doğru değil mi? Doğru. Ondan mu? sonra telefonu aldım bundan ben. E, baktım bu yine telefon bulmuş. Yine hı hı. yazışıyor biri yine. Duramıyor yani. Duramıyor. Hı hı. Eve, işten eve geldim. Baktım. Telefon nerede? Hülya sende telefon var diyorum. Yok bende telefon yok. Telefon var diyorum. Bir baktım. Koyundan telefonu aldım. Hı hı. O aramızda darbede çıktı o zaman. Bıçak çekti bana. Hı hı. Beni dövdü diye şey yaptı. Aslında hı hı. hiç dövmedim. Yalan hı. söyleme, dövdün. Ondan sonra gitti bu darp raporu aldı. Ben uzaklaştırma aldı. Hani almadıydım, öyleydi. Ondan sonra telefon nerede? Darp sonra raporu nerede ya? Darp uzaklaştırmazdıysen darp raporu nerede? Karakolda. Hayır, karakolda. Bir saniye onu koy. Hülya bak. Hayatında bir gerçekle aslında yüzleşiyorsun. Eşin seni yakaladığında diyor ki aman bu aramızda kalsın. Ya ben yani, kapatıyorum Esra'nın. Ben diyor, bir yerden telefon buluyor. Sen niye duramıyorsun? Yani oradaki birine günaydın demeden, uyuzum demeden, konuşmadan niye yapamıyorsunuz? Onun yaptığı hareketleri yapıyorum. He, ta bu taklit ediyorsun değil mi? Hı hı. Aferin. Aynen, Onun onu gibi davranıyorum. Onun gibi davranıyor. Peki, Aferin. döndü, eşin gitti, sonra tekrar geri geldi, barıştınız. Barıştık. Barışma şartlarınız neydi? Barışma şartlarımız yani Yine aynı çocukla, çocuklar üzerinden mesela üç tane çocuğumuz var. Yuvamız yıkılmasın. Hı hı. Yani rezil olmayalım kimseye. Yalvardım yakardım yine. Hı hı. Bu da kabul etti geldi. Büyüklerimizin... Yuvayı kurtarma konusunda sen daha mı Ben daha ben isteklesin. yıllardır, yıllardır mesela ben yuvamızı ayakta tutmaya çalışıyorum. Üç hı. tane çocuğumuz Ay. var. Yani çocuklarımız hı hı. ergenlere girdi artık. Hı hı. Yani, Onlar nasıl etkilendiler bu süreçten? çocuklar 5 Mart'tan beri okula gidemiyorlar. Çocuklar utanıyorlar. Çocuklara soruyormuşlar okulda anneyiz gitmiş falan diye çocuklar ağlıyorlar. Hadi cevap benim ver. Benim 11 yaşındaki kızım bana yemek yapacağım diye uğraşıyor. Ben işten gelince. Bu adam yaptı diye yaptın diyorsun. Çocukları bir hafta meğer okula gidemez. Çocukları yüzüne her türlü cümle koyuyor. Evet. Bana cevap ver. Esra evet, Hanım. Bak. Önce Sefa'nın Esra, Sefa Esra cümle Hanım cümle benim 5 ben. yaşında çocuğumu 60 yaşında bir adamın yanına nasıl götürebiliyor bu? Türkiye'de çocuk istismarı diye bir, bir şey var. Ya, bravo. ya 60 yaşında olduğumu, bir adam bu çocuğu almak kızı yaşında çok kızın ya, kadını alırsa benim çocuğuma Me, ne yapmaz? Evet buyurun Hülya cevaplayın. Ne yapmaz benim çocuğuma? Sen benim 5 yaşında kızımı nereye götürüyorsun Hülya? Götürürüm. Götüremezsin. 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 başlayıp bitmiyor ya. Ya dedim sağ ya ama otur. Benim değil, benim kızımı götüremezsin. Bir dakika. Bak, bir benim kızımı bana Bize verecek. vereceksin. Bir dakika. Bize fatmayı verecek. Nereye gidersen git. Tamam, bir saniye. Hülya. Hülya'cığım bak yaptığın çok tehlikeli. Çok ayıp Hülya. bir şey. Hangi de agresif sarıcanı gibi. Bir saniye. Sen üstlerine fırlıyorsun. Aslında bunun ne sonucu ne olur? ve Bana izin verir misiniz? Bak. Sen üstlerine fırlanıyorsun. Görüntülerde var. Bu ne demek biliyor musun? Ben oraya geleyim kavga çıksın. He. Her zaman böyle. Ee, Haklı şekilde ayrılayım buradan. Bunu bu istiyorsun zaman. bak bunu yapma bu ateş. Zaten sen ateşin içindesin daha fazla ateşle oynama. Kendine zarar verecek bir Bunları şey yapma. Bunlar sana yar olmaz. Yani e, bu şiddete gel gel demek ya senin kendini ve çocuklarını bu işten koruman lazım. Oh. Senin psikolojinin yerlerde, onun yerlerde bir kere çocuklarının hayatı. Rezil olduk Esra Hanım, rezil yani olduk. Ya rezil mezil olmadınız. Çekmasaydı, bu buraya ben çıktım. babayı da rezil oldu, anayi babayı. babayı öyle bir yatıyormuş biliyor musun? Esra Hanım Çık her şey zaman yaptığımız şey üst üste kavga çıksın, bana bir herkesi. tokat atsın ben Hülyacığım, de Hülya'cığım şimdi gözünü kapat bu süre içerisinde boşanabilirsin dünyadaki tek boşanan kadın sen olmayacaksın. Evet, evet. Ama İlk o boşanan, adama yar Son seni. boşanan olmayacaksın evet. bu sebeple boşanmak bu kadar gözünüzdeki kadar atlı deve bir şey değil. Ama asıl zor olan ne biliyor musun birini bulup kaçmak onun yanına çocukları hayatımızı e, oraya götürüp başımızı belaya sokmak. Şey Siz şey zor olanı başarıyorsunuz. Şimdi sen tüm bu olaylardan, tüm yaptıklarının sonuna kadar arkasında mısın? Arkasındayım. Yani ben bu adamın yanına senin isteyerek kaçtığını asla düşünmüyorum. İsteyerek sen gittin. Sen yanlış kişiye kaçtın. Bu adam sana 61 yani, yaşındayım deseydi ya. sen bu adama gitmezdin. Bu adam seninle oynadı ve seni kandırdı. Evet. Sana bambaşka bir kimlikte Bunu kendini Esra bir saniye sundu. Ya öyle bir de iftira atma. Hülya ben buldum bulur Bak benim başımı belaya sokma tamam ya mı? Ya iftira. Bir tane, tane darıdan boşanan adam sana yar olur mu? Ya ha. iftira atma. Hülya döneceğiz. Ya dönmiyorum. Ayşe. Ama bu mu tasım olacak ya yuva edilecek. Dünya kardeşim. Sen önce soru bu cevabı. Yanlış kişiye kaçtın. Sana kendini farklı anlatan bir kişiye kaçtın. Doğru mu değil mi? Esra Hanım bana eşinden boşandığını söyledi. Ama eşinin de yanlışları varmış. Ha, sen, de sen çok de doğru insan... sen çok doğrusun. Doğru insanı bulmuş değil mi? Kocanın doğru kocaya giden birisini Bildiğiniz aldı değil bir mi? Bildiğiniz bir tane eşi ya çok sayıda başka Hı, eşleri de çıkarsa. Dini nikahlı. Ha? Başka eşler de çıkarsa ne yaparsınız? Hayır yok. Bakalım, Nereden biliyorum? Kendinizden Bakalım ne Kendinizden emin olmayın. Bakın e buradaki hayatınızı, e hayatınızda eşinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz. Ablanızla bile problemleriniz var. Demek problem ki tanıma yok, zamanla olur. Yeni karşılığınız kişinin hakkında böyle konuşamazsınız. Ben tahrik ediyor. Beni dövsün. Barbada <laughs> <laughs> çıksın. Ben bundan daha bir Ben bundan şikayet edem. Yalan <laughs> konuşma. Allah'ı hissederek ya, yalan ufak konuşma. Yalan bir şey olsa jandarma çağırırım. Jandarma çağırırım. Bak, seni beni, cezaevine attırırım. Beni ben cezaevine gidince çocuklarımız ne olacak? Ne yiyecek? <laughs> ne içecek? <laughs> ne <hı>? yiyecek? Her <laughs> şeyi biliyor Tamam sen beni dinle, Bu babamın yazdan gang geliyormuş. Esra Hanım, bu arada kimse Hülya'ya barış ve dön e, teklifinde bulunmasın. Karar onundur. Olay üzerine konuşun. E, senin bu evliliği bitirme gerekçelerini sen söyle Sefa'ya, o da bilsin. Desin ki Yusuf yüzünden değil, biz bu sebeple ayrılıyoruz. Esra sadece Yusuf için değil, zaten önceden de kavga ediyorduk. Hiç gitmiyorduk. Yalan konuşmayın. var Esra Hanım. biz... Bir seneden beri, bir seneye gelecek kadar biz 13 seneden beri güzel geçiniyorduk. Yani her evet. şeyimiz dört dörtlüktü. Yani ufak tefek geçim sıkıntılarımız oluyordu ama annemin babamın baktık, hastaydılar, onlara baktık, çocuklarımızı büyüttük. Ufak tefek evimizi tamir ettirdik. Yani hiçbir sıkıntımız yoktu. Ona hayatın bu hayatın içerisinde olan şeyler bu, evet, sefa. Evet. Esra bu, Ben de baktım Bu Sevda baylar, grubuna ben bir bakladım, takıldı. Ki yani. Kimseyi görmeye bu. Ne ablasını görüyor ne annesini görüyor yalan, ne beni horifle, görüyor. Yalan görüyor. Yalan. Daha önce Ben çek... bunu diyorum. Oraya diyorum. De Anne oraya gidelim diyorum. De... Daha gidelim diyorum. Gitme. annesini oraya gitme. ablasını oraya gitme. Kimseye gitme. Biz Bartın'a bir yere gidelim mesela su doldurmaya gidiyoruz Bartın'a. Sen çocukları konuştum. al gitti. diyor. Devamlı evde yalnız kalmak istiyor. Telefonla konuşacak. Çocuklara bakıyorum peki. Bakın bakın ben de şunlara çok rahatsız oluyorum. Bu kadar çok sosyal medyada eşiniz hiç çocuklarla ilgilenmiyor. Üst kata çıkıyor. Çocuklar kendi halinde. Küçük çocuğu halinde, ilgileniyor. Kendi halinde. Yalan konuşuyor. Ama eşiniz sizi terk edinceye kadar Eşiniz çok kıymetli size Kıymetli ben sadece geçinmemiz bozulmasın Ya Yol... işte bak Çocuklara ne kadar büyük zarar veriyorsunuz biliyor musunuz Ergenlik çağında olan Kız çocuğunuz şunu algılıyor evet. Annemin diyor başka bir erkekle Yazışması olağan diyor Siz aile içerisindeki Ahlak ve evlilik birliği saygı, sevgi algısını çocuklarda yok ediyorsunuz. Çocuk böyle anlıyor. Diyor ki annem istediği zaman yabancı bir erkekle yazışabilir, uyuz diyebilir, sonra ona kaçabilir. Sizin kızınız okula gidiyor, sosyalleşmiş. Siz boşanma davası açsanız ne diyeceksiniz hakim hanıma ya da beye? Ne diyeceksiniz? Ben sevdalar mevsiminde bir adama gönlümü kaptırdım. 10 kişiyle de yazışırım. Saklı telefonlarım da vardır. Çocuklardan da vallahi o, o yaptım. Bir iki tanesini eve attım. Bir tanesi yanıma aldım. O çocuk beni seviyor. Yusuf'un yanına kaçtım. Bak böyle bir, bir dilekçe sana. Acaba kabul edilir mi boşanman? Kabul edilmez. Hakim Hanım ya da Hakim Bey de der ki sevda da. mevsimi gelsin ben o zaman ha. karar vereyim der. Ya o da sevda şey mevsimini mi? bekler yani. Vahiy ya çok gelsin diye.